Evlerinizde mutlaka misafirlerinizle yapıyorsunuzdur ama 6 farklı tarifle poğaça yaptıracağız. Patatesli kumpir poğaça. Allah'ım, dereotlu peynirli. Benim maydanozlu peynirli. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Bir yaz sıcağı derecesinde mayalanıyor. Bugün planım en iyisi olmak. İhsan'ı uğurlayan bir ses mi bilmiyorum. Ben onu göndermeye çalışacağım. Şımardı ya İlyas. Bugün çok şımardı, gerçekten çok şımardı. Sayemde açıldın İlyas, konuş bakalım. Kapanmayacağım artık. Yeter, bıktım. Dinlendi. Birden harladı, gürledi. Seni göndereceğim dedim, onu da başaracağım. Ama İhsan var karşısında, bunu bilmiyor. Bana karışmayın da ne yaparsanız yapın. Ki ben sizinle finalde oynayacağım. Peki bu ne, simit yani mi yapacağım? Bak, evet, simit. Hiçbiriniz mi? Yazıklar olsun. Ağlayayım, kendim şuradan mı atayım bilemedim. Çok beğendim ben bugün kapaklarının hepsini, çok beğendim. Çok ateşi var, yanıyor çocuk. Yarışmacılar yepyeni bir güne daha heyecanla başlıyorlar. Her zaman olduğu gibi bugün de birbirinden güzel ve lezzetli tarifler hazırlayıp hem jüriye hem de birbirlerine beğendirmeye çalışacaklar. İyi günler sevgili yarışmacılarımız ve ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz. Ver Fırına'ya hoş geldiniz efendim. Eleme gününe hızla yaklaşıyoruz diyelim. Bir gün daha kaldı. Ve bugün güzel bir görev daha vereceğiz yarışmacılarımıza. Ne yapacaklar derseniz, siz evlerinizde mutlaka misafirlerinizle yapıyorsunuzdur ama 6 farklı tarifle poğaça yaptıracağız. Severiz, bayılırız, hapur hapur yeriz. Öyle böyle değil yani. İlyas'ın yardımcısı var. Evet, Temel Reis. Bir şey söylemek ister misin? Heyecanlı mısın? Evet. Dün düelloya kaldın, İhsan aday oldu. Bugün kalmamaya çalışacağım. Çünkü bu hafta yeteri kadar kaldım. Yoruldum. İstemiyorum. Yeter. Patladım. Şimdi güzel güzel şeyler yapacağım. Ispanaklı mı peki? Hayır. Bu kıyafete ıspanaklı mı poğaça yakışırdı? Hayır. Maalesef ya da değil. Peynirli. Peki, tamam, neyse biz ona da varız. Güzel olsun da. Ama İhsan da eminim ki kararlı gelmiştir bugün. Tabii ki. Sakinliğini koruyor. Diğer arkadaşlara da zaten yanınızda dolaşırken soracağım neler yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız diye. Bol şans diliyoruz herkese. 60 dakika yeter diye düşünüyoruz. Mayalansa bile. Tabii canım, rahat rahat. İhsan sen yetiştirirsin. Hepsi yetiştirir. Değil mi? Mayalansa bile. Çok geri canım. Kalan 20 dakika içerisinde fırın niye? Fırın ne için var ya? Eğer başlatırsanız fırınlarınızı lütfen. Bence şu anda çalıştırdınız mı? Evet. Ya. Canan, Buse? Ben çalıştırmadım daha. Peki, daha? Öyle. Çalışmadım. Peki, siz bilirsiniz. Ben sürenizi şu anda başlatıyorum. 3, 2, 1, ver fırına. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gider ayak demiştim ki maya şart değil. Yarışmacıların bugünkü görevleri 1 saat içinde poğaçalar yapmak. Bakalım bugün tarifiyle öne çıkmayı başaran ve jüri tarafından koruma altına alınan yarışmacılar kimler olacak? Yarışmacılar bugün kısıtlı sürede poğaçalarını yetiştirebilmek için hiç vakit kaybetmeden hazırlıklarına başlıyor. Bugün yarışmacılar poğaça yapıyorlar. Poğaça en sevdiğim. Bütün lise hayatım boyunca her sabah kahvaltım kaçınılmaz şekilde poğaçaydı. Okuldan ev çok uzaktı. Sabahın köründe çıkmam gerekiyordu. Evde kahvaltı hazırlayacak. Annem de işe gidiyordu. İkimiz beraber kalkıp bir an önce o işine ben okula gidiyordum. Hatta ben ondan bile erken kalkıyordum. O yüzden okuldaki ilk öğünüm hep poğaçaydı. Vallahi şöyle güzel, hamuru lezzetli, içi dolgulu sevdiğimiz tas poğaçalar. İster ev işi olsun, İster pastane modeli olsun,
çok aşırı yağlı olmasın da güzel ve lezzetli poğaçalar yapsınlar. Başka hiçbir şey istemiyorum onlardan. Bugün poğaça tarifinde kuru ya da yaş maya kullanacak yarışmacıların dikkat etmeleri gereken önemli püf noktaları var. Bana deseniz ki Emre Hanım gözünüzü kapatın size bir kelime söyleyeceğiz. Aklınıza neler geliyor? Ve sonra poğaça deseniz hemen aklıma çay, huzur, keyif, mutluluk, sıcaklık, yuva hep böyle şeyler geliyor. Sanırım pek çoğumuz için poğaçanın böyle bir büyülü duygu verici hali var. Onun için heyecanla bekliyorum nasıl bir şeyler yapacaklarını. Ben İhsan'ı geçecektim. İhsan'ı geçtim. Ve şimdi burada böyle güzel bir ses duydum. Acaba bu beni tebrik eden bir ses mi yoksa İhsan'ı uğurlayan bir ses mi bilmiyorum. Belki de ikisi aynı anda. Bay bay İhsan. İlyas'ın açılmasına sevindim. Sayemde açıldın İlyas, konuş kapanmayacağım bakalım. Kapanmayacağım artık. Yeter, bıktım. Oh. Karşına böyle rakipler görmek istiyorum. Sessiz, böyle pısırık rakipler istemiyorum. Söyledim zaten. Bu sessiz insanları açacağım diye. Bak başarıyorum yavaş yavaş. Seni göndereceğim dedim, onu da başaracağım. Bana bir adaylığa mal oldu ama. Buse de bir aday, İlyas da bir aday. İlyas iki aday şimdi daha herkesi, olur. Herkesi birer birer yapalım. Hı. Ve beş kişi çıkalım. Yine kulisi başlatmaya çalışıyor, görüyor musunuz? Evet, kulisi başlatıyorum. Nasıl çözdün beni ya? Seni çözmemek mümkün mü? Dalaverelerin babası. Ya artık herkes anladı. Laf yapmayın, yemek yapın arkadaş. Rahatsız oluyorum. Maya mayalanıyor. Tamam. Yapacak geri kalan şey malzemeni yap o zaman. O kadar basit mi seçtin? Neyi? Yemeğini. Sade maya mı var sadece senin? Evet, maya ve içine harç koyacağım, bu kadar. Bu kadarcık. Evet. Yani poğaça bile olmayacak. Umarım kötü olur. Bana karışmayın da ne yaparsanız yapın. Ben yavaş yavaş geleceğim. İşte ben ilk iki hafta... Ben sizinle finalde oynayacağım. İlk iki haftayı ben de öyle geçirdim. Ben sizinle finalde oynayacağım. Ben böyle diyenleri çok gördüm. Kaç bak kişi birisi, gördün? Bak hayır, kaç yanından, kişi gördün? Söyler misin bak bana? Bak birisi yanından sessizce uzaklaştı. Ya, çok gördün de. Aman. Kaç kere en fazla televizyondan izliyorsun. Yo, seni izlemiyorum bile. İşte benim İzlersin. Stilimi izliyor da. Orada var sürekli. Aynen, anca onu izliyor zaten. Ha yoksa kulislerine dahil mi oldu Canan? Ne diyorsun? Şu hamuru yoğurayım da görüşeceğim hepsiyle. Fırtına öncesi sessizlik. İlyas dillendi kız. Arkadaşlar. Sayende. Dillendi. Eski İlyas öldü. Başın sağ olsun. İlyas öldü baby. Çok iyiydi. Yarışmacıların tariflerini hazırlarken dikkat etmeleri gereken en önemli noktalardan biri de kıvamlı hamur hazırlamak. Simit poğaça garip geliyor bana ama. Bana piroşki çok garip gelmişti. Ama sen onunla birinci olmuştun. Ben kötü bir şey demedim ki. Sadece duymadım. Biz piroşki her gün duyuyor değiliz yani. Mayalı ya da mayasız olsun pürüzsüz bir hamur elde edene kadar sabırla iyice yoğurmaları gerekiyor. İlyas'la ittifak olduğumuzu düşünüyorlar. Röportajda da belirtmişler arkadaşlarımız. İhsan arkadaşımız mı belirtmişti? Evet, ben söyledim. Oyunuzun ortaya çıktığından mı korkuyorsunuz? Hayır, neden öyle bir düşünceye kapıldım ben onu anlamadım yani. Düşünce mi? Kulağımla duydum ya. Kulağınla mı? Ben... Aa, onun gidiyor. İşte Allah görüyor mu? Yalancı durumu çıkartırsan beni böyle işine engel olur. Öyle bir ittifak kesinlikle yapmadık. Bu da bir gerçek. Hamurun kıvama geldiğini anlamak için hem ele yapışmaması hem de çektikçe uzayan elastik bir dokuya sahip olması gerekiyor. Yakışmış mı? Tabii ki yakışmış. Bu mutfağa daha ait hissediyorum şu an kendimi. Zaten mutfağın olmazsa olmazlarındansınız. Ne kadar güzel kokuyorsun İhsan'cığım. Şu an mayaya bırakmışsın. Aha. Onun yavaş yavaş kabarmasını izleyeceğiz. Yirmi dakika sonra geldiğimde daha büyük olacak mı bu? Olacak. Çağıracak mısın? Evet. Tamam. Şu an böyle bunun başında böyle bekleyecek miyiz? Yo, hiç harcama başlayacağım. Tamam. Önce bir arkadaşların yanını gezelim bence. Gel gezelim.
Elim çok soğuk. Bana mı geldiniz? Önemli değil. Elimi evet. Sabunlamıştım ama. Tamam güzel. Temiz severiz. Herkes mayalamış ve hazırlam. Canan sen ne yaptın? Fırında mı bekleteceksin maya şeyi evet. Mayalansın? Hı? Evet. Güzel. Diğer yani arkadaşlarınız evet. Neden peki siz de öyle yapmıyorsunuz? Ben mayalanma evet. Şeklim çok farklı benim. Sulu şeker. Ama alıştığın şekilde her senin normal yapacağın tarife evet, uygun evet, olanı evet. Öyle oluyor. Şekerli tamam. Suda mayalandırdım. Kabarttım onu. Daha sonra diğer karışımların içine ekleyip hamurumu yaptım ve dinleniyorum. Peki. Seninki de çok gerekli değil yani diye düşünüyorum. Ne kadar kalacak? Ya 10 dakika. Ellerini lavaboda yıka istersen. Evet. Bizim sohbetinize katılmak. Yani bizi burada kendi tezgahında. Kaydırıp düşecek ama sabunlu su. Ha dökülüyor. Sen düşersin. Ben yavaştan yıkayayım elim ki. Sen salatalığı nerede kullan? Yanına süs için mi? Süs için evet. Ha tamam. Domates, domates de yanına kullanacağım. Zeytin ne yapıyorsun? Onu evet içine koyacağım, peynir zeytin koyacağım. Zeytin de ezmemiş yani, insan ezer. Böyle bir şey olamaz ya. Zeytin. Ya bütün vakit bir şey söyleyeceğim. İhsan'cığım şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben zaten toplasan çıkarsan 60 dakika süre veriyorum. Evet. Kızcağız ne yapsın? Akıllı ve mantıklı bir şey yapmış. Zeytin ezmesi diye bir şey var hayatta. Daha önce ezilmiş, paketlenmiş, koyulmuş, hazırlanmış. Hı-hı. Değil mi? Yani sence... Yani zaten bu kadar bak şu kadar zeytin ezmesi için kaç tane zeytinin çekildiğini ayıklayıp ama şöyle bir şey lazım. Poğaçanın içindeki bütün zeytinleri istemez misiniz siz? Ezme mi istersiniz bütün zeytinler? Yok ben ezme isterim. Şimdi niye çok beni böyle zor durumda? Haklısın ama yani yalan söyleyemem kusura bakma. Yani sizin damak zevkiniz ama ben öyle evet, isterim. Ben ezme şeyi severim. Ezmesini tercih ederim içinde. Zeytin bu. Şey Buse de öyle sevmiş herhalde. Birkaç tane zeytin isteyip böyle kesip atacağım içine. Ama bana sorarsan ben hangi poğaçayı tercih ederim biliyor musun? Peynirli poğaçayı tercih ederim. Yanında zeytin yemeği tercih ederim. Tamam ben zaten zeytin koyacaktım. Mantıklı değil mi? Allah'ım darımızda peynirli. Benim maydanozlu peynirli. Simit gibi olacak adam. Ben üstüne olur. Pastane poğaçası yapıyorum. Peki. Severseniz. Yani senin yaptığın... da yalan söyleyemeyeceğim. Yani ev poğaçası severim o kadar. Neyse peki o zaman ben gideyim. Bu kadar dürüstlük yeter. İhsan'cığım arkadaşlarına köstek olacağına destek ol ne olur. Bugün öyle bir şey deneyelim seninle. Aynen ben niye siz beni çağırdınız ya? Hayır pozitif bir şekilde gezelim istedim ama bu senin tezgahında ilk hemen direkt kızcağızı ağlatma kıvamına geldiğin için dedim ki sen bence kendi tezgahında kal. Patatesli kumpir poğaça. İki görevi birleştirmiş yahu. Biz bu kumpir görevini vermiştik arkadaşlarımız bayağı zorlanmışlardı hatırlarsanız. Böyle patates püresi içinde salam, mısır, sosis olacak. Ben kumpire benzettiğim için onu o yüzden. Bir de peynirli zeytin olacak. Hamlemi bozdum. Yok önemli değil, ben düzeltirim. Pişti olduk bugün Canan'la ama olsun önemli değil. Yakışık. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sirkeyi nerede kullanıyoruz? Patatesin içinde. İlk kez bir şu anı yakaladın mı? Bu anı gördün mü? Bu anı gördün mü? Şunu gördün mü? Reji de görsün bunu çünkü sonra ama montaja bunu özellikle not edip de şunu yaptım bakın. Şu uzaklıktan şunun sirke olduğunu gördüm, anladım mesela. Yani daha önce peyniri yoğurt sanmış bir insan olduğum için bence büyük bir başarı bu. Kayıtlara geçsin. Şöyle geldim gayet emin bir şekilde dedim ki o sirkeyi nerede kullanıyoruz? O ana kadar pek emin değildim bunu itiraf ediyorum. Kokladıktan sonra emin oldum Allah'tan. Ama zaten daha da beni bozmazdı diye. Tabii ki bozmaz. Çok iyi. Patates püresi yapacağım. Hı. Patates püresi mi? Evet. Patates püresini de... Patates püresi yapacağım. Orada da benzeri bir şey çıkıyor Canan'dan. Benim patates püremi daha tatlı olacak, daha güzel olacak. İddialıyım o yüzden. Tamam. Sıkıntı. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şarkı var mı şarkı bana? Şarkı var mı? Bilmiyorum ya. O kadar... Nasıl söyleyeyim ya? Hı. İsa'nın gitmesini düşünüyorum ki aklıma bir şarkı geldi. Kısa olsun mu? Kısa olsun ama eğlenceli olsun. He wrote Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. He wrote Jack, don't you come back no more. What you say, he wrote Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more.
Don't you come back no more. Bu şarkıyla yok böyle dansta en iyi puanlarımı almışım arkadaşlar. Beni o günlere götürdünüz. İki kere oldu zaten Ramazan çıkarsan. Böyle 10. haftada elendiysem iyi bir sonuç yani. Genele baktığın zaman öyle söyleyebiliriz. Ne anlama geliyor şarkı? Bir daha geri dönme. Dönme. Ben çekeyim. Fırında maya yapanlardan bir tanesi. Evet. Daha Zahide. Kurutulmuş domates ve evet, peynirli. Arda Bey için özellikle. Öyle yani. Bizim için değil yani. Arda Bey gelsin. Hayır canım, sizin için olmaz mı? Sizin için her daim bir tane tabak ayırıyorum. Gerçekten teşekkür evet. ederim, çok mersin. Rica ederim, ne demek. Peki kurutulmuş domates ve peynirle mi yapıyorsun? Evet, kurutulmuş domatesi peynirin yanına, beyaz peynirin yanına koyacağım. Çok güzel oluyor. Biberlerimi haşlayacağım. Kurutulmuş biberler var. Onları da haşlayıp onları da peynirin yanına koyacağım. Birkaç tanesini. Evet, süper. Bir bakalım nasıl olur. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hamuru lezzetli, içi dolgulu. Bu manyak güzel, mükemmel güzel, çok güzel. Büyülü. Duygu verici hali var. Hamurunun kıvamı çok güzel. Yarışmacılar hamurlarını hazırlayıp mayalanmaya bıraktılar ve bu arada boş durmayıp poğaçalarının iç harçlarını hazırlıyorlar. İhsan bugün peynir dolgulu gevrek poğaça yapacak. İhsan. Evet. Poğaça yap bize. Poğaça, poğaça, poğaça. Öyle artık havaya cıvaydı poğaça istiyoruz. Poğaça, çok kızım. Bak Taha'ya, bütün Ayaz Ağa semtine hediye edecek kadar çok poğaça yapıyor. Taha, arka tarafa bir pencere açıp oradan dışarıya poğaça mı vereceksin? Satacağım bunları işte. Aferin. Gece. Genç yaşta ticaret. Bakayım nasıl streç yapıyorsun, doğru mu yapıyorsun acaba? Sevgili arkadaşlar, poğaçasına mahlep koyanınız var mı içinizde? Hiçbiriniz mi? Yazıklar olsun. Mahlep koysa mıydık? Mahlep derken mi? Evet. Ben mahlep şey ya. Sadece. Mahlep derken? Ya ben hiç böyle poğaça yapmadım. Mahlep, salep yapıyoruz ya salep. Onun ham maddesi. Bilmiyorum şef. Yedi mi? Yedi. Yer valla. Ben yiyordum. Yok yemedim şu an. Mahlep'in ne olduğunu bileniniz yok mu aranızda? Biz az önce kullanmıştık teknik etapta. Ha? Teknik etapta kullanmıştık kurabiyelerin için. Sadece o zaman öğrendim ben de. Yani o güne kadar mahlep diye bir şey ne oldu? Ekmek tozu. Bir şey ne oldu? Ekmek tozu olabilir mi? Ne yaptın? Ekmek tozu mu? Evet, kuru ekmek tozu olabilir mi? Çok güzel. O galeta oluyor. Poğaçalarda kullanılıyor. Onların kullanılması için toz şeklinde. Böyle biraz galeta ununa benziyor. Ama güzel bir kokus aroması var böyle. Poğaçalarda kullanılıyor genelde. Tanım tamam. Toz şeklinde. Biliyorum ama kullandım önce. Için. Hani kahve de toz şeklinde ya. Öyle. Evet, öyle çok bir. Çok güzel kokuyor. Bir çekirdek gibi bir baharatın öğütülmüş hali. Ben çok seviyorum da hani. Yerken bağırıyor ya. Ama ben sana şöyle söyleyeyim, pahaya şey diye yürürüm ben yani. Salep'in ham maddesi ya. 200 gram mahlep koy, üstüne su koy, kaynat, salep olsun. O kadar da değil şey gelmezdi yani. Geleceğim sana, geleceğim. Peki, mayalı poğaça yapmayanınız var mı? O da yok, hepsi mayalı yapıyor. Herkes. Ben ama galiba Zahide hızlı çalışıyor. He? Yapardım da riske atmak ama istiyorum. Benim mayalandırma yöntemim çok farklı. Sen nasıl mayalandırıyorsun? Birazcık ılık suyla şeker koydum. Sonra içine kuru maya attım. Ilık su, şeker, kuru maya. Peki. Aha, onu kabardıktan sonra diğer karışımların içine döktüm. O şekilde hamurumu yaptım ve şu an dinleniyor. Peki diğerleri nasıl yaptı? Bunun nesi farklı değil mi? Ama diğerleri mesela şey yapıyor. Hamurunu yapıyor, öyle dinlendiriyor. Ya mayayı orada mayalandırıyor, onun içinde mayalandırıyor. Ben suda mayalandırıyorum. Aslında çok farklı değil yani normal şartlarda. Bana farklı geldi. Bak şimdi geldi mayanın çalışması için anlatsın sana bak. Maya üstadı yanında. Hı, şimdi sen olması gereken ve doğru doğruyu yapmışsın. Diğerleri de kestirmeden gitmiş. Her ikisi de olabilir. Yeter ki taksime varım. Yani o zaman farklı olmamış. Ben kendi kendime öyle. Evet, seninki adım adım ve en doğrusu olmuş. Yani suyun içinde mayayı suyun içinde bir çözelti haline getiriyorsun. Hı-hı. İçine şekeri koyuyorsun. Mayanın çalışması için gereken şekeri mayayla her şeyden önce buluşturuyorsun suyun içerisinde filan. Bunların hepsini unla beraber birleştirdiğin zaman tamamen homojen dağılıyor filan. Bunlar doğru şeyler. Ben ama hani hepsinin ortasını aç, onu dök, karıştır, oluyor o yani. O da olur. O da kestirme. Ama mayayı küçük kedi yavruları gibi düşün. Canlı. Açız diyorlar. Evet. Şekerle besleniyorlar. Ama şekerin mayaya bulaşması için su lazım.
su da herhangi bir su olmuyor. Küçük ilık. Kedi yavruları oldukları için üşüyorlar. Onun için ılık. Evet. Peki bu ne? Simit yani mi yapacağım? Bak, evet, tekrar... simit. Ha, simit poğaça. Poğaça. Simit poğaça. Sonra kızmasınlar sana. Ben eleştireceğim onu. Ha. Diyeceğim ki aynısını gidip simit bir, satan bir dükkanını alırım diyeceğim. Ne? Ben diyeceğim sana aynı yorum yaptım. Var. Ben simit yapmıştım ya. Ha. Dedi ben bunu gider dedi bir simitçiden alırım falan yaptı evet. Bilire. Ben onunla sonra görüşeceğim. Allah Allah. Tadımda görüşeceğim. Evet. Bir şey soracağım Taha. Sorsana İhsan'a. Susamını kendin mi yaptın diye. Soracağım. Her türlü soracağım. Kendisi yani. Kıymayı kendi etinden parçalatmadığın için. Evet kendim için. Yaptım. Kolundan kestim. Daha demin kestim. Ne? Neyi kestim? Daha demin kestim ineği. Kalbimi kestim diye. Ben size neyin iyi geleceğini öğrendim. Sizi ikinizi bir beraber düello paklar. Böyle öpüş kokuş bir aşk pıtırcığı çıkarsınız oradan. Öyle oldu gördüğünüz. Bak adam bağırıyor. Ne diyor? Hamurumu al diyor. Ne diyor? Hamuru çıkar diyor. Hadi yap bir şey diyor. Bu şimdi seninki birinci aşamada önce bol yavrular beslendi. Şimdi ikinci aşamada. Öyle mi? Evet. Peki şimdiden sonra ne yapacağım? Bakalım. Bak söyleyeyim şu ana kadar. Onları direkt beze haline getireceğim. 20-22 tane. Ondan sonra iç harçlarını koyup kapatıp bunun içine batıracağım. Yani sulu pekmez. Sonra susamlayıp üzerlerine ikişer çizik atacağım. Sonra fırın tepsisine koyacağım. Vay be bunların hepsini yapacaksın ha? Süre zarfında. Evet. Hadi ayrılıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bunda bir aksilik yok değil mi? Hayır. Son derece mükemmel. Sen de hiç şey yapılmıyor ya. Sen benim lisedeki sınıf arkadaşım olsaydın hiç kimseye böyle fırlamalık yapamazdık ki. Bir öğretsene nasıl yapacağım? Nasıl değil? Aa. Şöyle bir dakika diyorum. Bak şöyle bak, diyorum. Bak kopar bakayım şundan bir parça. Aa. Balon balon oluyor çok ama güzel. Bu ne bu ya? Aa çok güzel öyle demeyin. Şimdi hani cıvık. Biz diyoruz ya yumurta ama karı işte kek yaptın o yaptın bu yaptın söndürme. Mayalı hamurda da tam tersine söndür. Bu şimdi kabarmış ya insan üzülüyor gibi oluyor. Hayır. Daha iyi değil mi? Gayet güzel yoğurup yeniden dümdüz yapıp. Çünkü bunlar canlı son derece hızlı bir şekilde kedi yavruları kadar artıyorlar. Tekrar yoğurmamı mı istiyorsunuz? Biz bir şey istemiyoruz. Anladım. Artık ne anladıysan onu yap istiyoruz. O zaman İhsan'cığım, ben tekrar yoğurayım. Ha yok o yaptığını da yapabilirsin. Bu böyle ekmek gibi bir şey olacak bak görürsün. Olsun. Fokaç ekmeği gibi bir şey olacak. Olsunlar da ben tadarken diyeceğim ki aa hiç mahlep yok içinde. İçine az koyma. Bak sakın şimdiden söylüyorum içine az koyma. Mahlep alabilir miyim? Ne bu saatten sonra. Günün en düşük puanını alan yarışmacılar açıklanıyor. Bugün herkes çok güzel şeyler çıkarttı. Ama bir kişi yazmak zorundaydım. Ben nasıl başlasam, nasıl söylesem gerçekten bilmiyorum. Bu bir yarışma. O yüzden rakiplerimizi göndermek zorundayız. Tattığınız tabakları çok beğendiğinizi söylediniz. Ama 3 tane aday çıkardınız karşımıza. Gerçekten acayip. Buse bugün kaşarlı, zeytin ezmeli ve beyaz peynirli olmak üzere 3 çeşit pastane poğaçası yapacak. Ben pastane poğaçası yapıyorum. Pastane poğaçası. Evet. Böyle mi oluyor pastane poğaçası? Böyle oluyormuş. Kabaracaklar onlar. Spor arabaya benziyor bu. Bu kenarı böyle birazdan açılacağım gibi duruyor. Bu beyaz peynirli olanlar kabarıyorlar. Peki pastane poğaçasının temel özelliği böyle olması mı? Ya çok kabarıyorlar fırına koyunca. Peki. Peki. Ben de kabarmalarını bekliyorum o yüzden. Nasıl kokuyor? Ben koklamadan ne koktuğunu söyleyebilirim sana. Ne kokuyor anlamadım. Vur rahat ol. Biriniz sağdan biriniz soldan vuruyorsunuz zaten bize. Burcu. Erkeğe şiddete hayır ya. Gerçekten. Ekşi kokuyor biraz. Ne kokuyor? Ya. Ekşi kokuyor. Yani biraz. O kokan ne biliyor musun? Halbuki limon koydun mu? Koymadım. Sirke? Koymadım. O zaman? Ama tarifimde limon ya da sirke yok. Hayır o zaman kokan ne? Maya kokuyor. Yani birazdan bekletmem gerekiyordu. Olacağını düşünüyorum ben ya. Sen zaten hemen atacağım ben fırına demiştin. Evet atacağım. Ya at bakalım. İçinde ne var? Ha peynir. Ya standart poğaça yapıyorum. Anladım. Evet. Hayır. Olacak. Olacak mı diyorsun? Fark gördüm. Aferin. Aferin. Aferin de poğaçaların hepsi başka bir yöne doğru bakıyor olacak. Mesela boyları farklı, tipleri ya farklı. Ya şimdi kızlar minnoş olunca bak 3 tek çörek otu koymuş. Bu kadarcık içi var. Yok onu ben ne olduğunu karıştırmayayım diye koydum. He. Ona göre şey koyacağım daha fazla susam. Çörek şey. Bu? Yumurta süreceğim çünkü. Bu? Onunla da buna. Hiçbir şey koymadım onun üstüne. Beyaz peynirli o. Ha bak bir tanesini şeyli yapacak. Zeytin ezmeli yapacak. Evet. Bir tanesini şey. Bir tanesini de salatalıklı yapacak. Ya yanında birazcık. Yanında mı? Evet. Poğaçanın yanında mı? Evet. Hayatımda hiç poğaçanın yanında salatalık yemedim yani. Ha. Nasıl? Çay sever Arda.
Çay koyayım o zaman. Ya bunu sadece süslemek için bunu koyacaksan hiç gerek yok. Bunu geri götürelim. Tamam, akşam salata yapalım. Tamam, yani. Domates de götürelim. Boşuna harcamayalım. Yok yani eğer bir hani onunla beraber bir konsept yapacaksan tamam ama bunu böyle dilim süsleme için koyacağım. Peki tamam. Ne olur domatesden gül yapma işini geçmişimizdeki sen hiç yapma hele. Bakma öyle. Ya. Bir de yanıma o maydanozu da getiriyorsunuz. Benden bekliyor musun şey? He? Benden bekliyor musunuz? Domatesten gül olayını benden bekliyor musun? Vallahi yapacağım demiştin yani. Ya. Ne İhsan sen bekliyor musun? Evet otoyodosunda yapacağım demiştim. Ya aa. Senin kadar basit sunum yapmıyorum arkadaşım ben. Çok aa, konuşma ben, ya. Ben söylüyorum sunumlarım berbat ama sen de o kadar şey ne zaman domatesten gül yaptığımı gördün? İhsan daha düzgün bir sunum yapar ya. Domatesten gül yaptığımı ne zaman gördün? Yapacaktın zor çevirdim seni. Ben. Bir şey hatta o hafta Sinem yapmıştı galiba. Kızdığı zaman, aha kızdığı zaman şeye benziyor. Evet ben anlamıyorum çok kızıyorlar ya. Abi sen niye atlıyorsun ki ben şefle konuşuyorum. Çok kızıyorlar her şeye çok kızıyorlar. Allah kızdığı Allah. Zaman BKM mutfakta Eser'in bir karakteri vardı ona benziyor böyle. Bu ağaç öyle buldun ya. Zaten Eser'e biraz benziyor. Hadi gidelim biz ya sana hadi kolay gidelim. Gelsin. Teşekkür ederim. Rastgele. Ben birazdan vereceğim. Canan bugün içinde patates, kaşar, sosis ve salamlı kumpir poğaçalar yapacak. Emel Hanım, Canan konsepti değiştirmiş. Nasıl? Kumpir yapıyormuş bugün. Yemişim poğaçayı demiş, kumpire dönmüş. Nasıl? Aynen. Patates. Başların poğaçasına demiş evet, ya. Evet, çeşit olsun diye patatesli poğaça da yapacağım. Çok güzel ya. Evet. Bakalım kalem bugün yok. Bugün tarif defterimizde ne var? Kalem mi yok? Yazmayayım diye mi? Hayır, unuttum. Aa, bir şey söyleyeceğim. Şef Ozan. Bak, cupcake yaparken içine sevgini katmayı unutma. Emel vardıydı, çok sevdiği not yazmışım ama nasıl olmuş? Flash mı? Geri mi gidiyoruz biz? Tarif geriye evet, dönmüş. Evet, o sondaydı. Pastane poğaça hamuru. Bu pastane, pastane. Nereden aldın bu hamuru? Bir tane ha. Babamın arkadaşı, evet, ha. Çok sevdiğim bir vay. Amcamız. Bakalım olacak mı? Ben şimdi şey mayalanıyor. Hı. Birazdan alacağım onu yoğuracağım. Bezeler yapıp birazcık daha bekleteceğim. Sonra tekrar onu böyle elimle böyle yapıp içine içlerini koyup tepsiye koyacağım. Sonra hayırlısıyla fırına atıyorum. Ya size de öyle oluyor mu sevgili seyirciler? Canan konuşurken ben şöyle yanaklarında böyle yapasım geliyor. Tamam gerçekten sana ya şu anda bir çizgi filmin içinde gibi hissediyorum. Gerçekten tabii mi? Tabii böyle. Evet poğaça çizgi filmi. Enerjisi film. De poğaçacı. Öyle. Evet. Bir şey merak ediyorum. Şimdi... Bizi izleyen bir sürü insan artık öğrenmiştir ama öğrenmemiş olan da vardır. Niye fırında mayalıyorsun poğaçanı? Süreden kazanmak için. Daha hızlı olsun diye evet. Mi? Kaç derece mayalıyorsun? Bir yaz sıcağı derecesinde mayalanıyorum. Gerçekten inanılmaz.